Kopenhag Kulübü'nün 1992'deki kuruluşundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde sadece ikinci kez gruplardan çıkmasını sabırla bekleyen bir şehir. Herkesi yanıltarak Bayern, Manchester United ve Galatasaray'ın yer aldığı bir gruptan çıkmayı başaran Danimarka kulübü son şampiyon Manchester City ile eşleşti. Bu peri masalının mimarı olan Kopenhag doğumlu eski futbolcu Jakob Nistrup 2022'de teknik direktörlüğe getirilmişti. Küçük yaşlardan itibaren hedeflerim ve hayallerim vardı. Kopenhag'daki diğer bütün kız ve erkek çocuklar gibi. Komik olan şu ki FC Kopenhag takımının teknik direktörü olacağımı hiç hayal etmemiştim. Yaptığınız şey tarihi bir olay. Çoluk çocuk, bütün Kopenhag taraftarları bunu uzun yıllar boyunca unutmayacaklar. Bunun farkında olun. Beni yaklaşık bir yıl dışarıda bırakan ve birkaç yıl sonra futbolu bırakmama sebep olan büyük bir sakatlık yaşadım. Bu benim için gerçekten çok zordu. Bugün burada oturmamın sebebi tamamen şans. İlk profesyonel maçına çıktıktan sadece 2 dakika sonra geçirdiği talihsiz sakatlık, Nistrup'un teknik direktör olmadan önce sadece 20 karşılaşmada forma giymesine neden oldu. Danimarka Süper Liga'da 9. sırada yer alan kulüp, onun teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra birinciliğe yükseldi ve hem ligi hem de Danimarka Kupası'nı kazandı. Ve bu başarının anahtarı Nistrup'un memleketinin imajına uygun bir takım kurma arzusuydu. Bu şehirde çeşitli etnik kökenlere sahip pek çok farklı insan var. Bence Danimarka'nın başkenti olarak Kopenhag'ı temsil eden şey kapsayıcılık ve çeşitlilik. Bu değerler FC Kopenhag'la örtüşüyor. Kulüp ve başkent daha önce hiç olmadığı kadar iç içe geçmiş durumda. Kopenhag'ın eleme aşamasına ulaşmasında kilit rol oynayan 32 yaşındaki Rasmus Falk, 2016'da imza attığı kulüpte 300'den fazla maça çıktı. Danimarka'nın Middelfart kentinde doğmuş olmasına rağmen Kopenhag taraftarıyla kopmaz bir bağ kuran orta saha oyuncusu şimdi de yeni neslin yıldızlarına ilham vermek istiyor. Kopenhag, Danimarka futbolunun amiral gemisidir. Ben ancak 300 maça yaklaşmaya başladığımda bunun özel bir şey olduğunu hissetmeye başladım. Transferin daha büyük bir şey için bir basamak olabileceğini düşünmüştüm. Ama ben buraya geldiğimden beri FC Kopenhag çok daha büyük bir kulüp haline geldi. Come on, push! Come on, go, go, go! Two steps! Go, go, go! Ben Rasmus'un gelişimini çok özel bir şey olarak görüyorum. Çünkü onun gelişmesinin takım halinde yeni adımlar atmamızı sağladığını düşünüyorum. İsveçliler,
İzlandalılar ve Danimarkalılarla birlikte kendi altyapımızdan çıkan genç İskandinav yeteneklerin kombinasyonu. Örneğin Rooney Bargi ve Rasmus Falk gibi futbolcuların kombinasyonu. Bence birçok insanı heyecanlandıran şey bu kombinasyon. Falk løfter den over mål, Lucas Lea, så er det ud lige nu. Så jeg tror, at man kan sige, den individuelle kvalitet... Kadromuzda bulunan bireysel niteliklerden en iyi şekilde yararlanabildik. Manchester United, Bayern Münih ve Galatasaray'la rekabet edebilmemizi mümkün kılan şey de bu oldu. Bunu FC Kopenhag'ın Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir performans sergileyen diğer takımlarıyla karşılaştırmak istemiyorum. Güçlü yönlerimizden faydalanmak bizim için zayıf yönlerimizi saklamaktan daha önemli olmuştur. FC Kopenhag artık uluslararası bir kulüp. Burada büyümediğim doğru ama şu anda kendime ait hissettiğim yer burası.